Değerli izleyenler, seçim özele hoş geldiniz efendim. Pazar günü artık sayılı saatler kaldı seçime, ara seçime. Yaklaşık 1,5-2 aydır milletvekilliğine aday olan siyasi partilerimizin, siyasi oluşumlarımızın ya da bağımsız adaylarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün yine haftanın benim adıma düşen son yayınında bağımsızlık yolundan sevgili Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz Umut Bey bir kez daha. Hoş bulduk. Sanırım üçüncü yayınımız. Evet, bu sizinle. Bir tanesi yarım kaldıydı şeyde, başbakanın açıklamasından dolayı. Bu üç oluyor. Hoş geldiniz. Tabii artık şöyle bir soru soralım. Pazar günü siyaseti domine eden iki büyük siyasi partinin hegemonyası yıkılacak mı, devam mı edecek? Zor soru. Yani kehanetli soruları çok sevmem çünkü ben. Hani o hegemonyası yıkılacak mı, devam edecek? Muhtemelen devam eder gibi gelir bana. O kendi içindeki yani partinin güçleriyle alakası veya siyasete yerleştirdikleri statüko ile alakalı bir şey. Ama kim bilir, belki bir sürpriz de yaşanabilir. Belli olmaz. Dediğim gibi ben böyle özellikle sonuca odaklı sorulara çok fazla cevaplayamam. Çünkü birazcık kehanetçilik gibi gelir bana bu. Özellikle arkadaşlar da sorar, nasıl görün seçimin sonucunu? Açıkçası seçimin sonucundan çok süreçlerle ilgilenmeyi tercih ederim. Çünkü o süreçler, yani parti olarak da zaten öyleyiz. Sonuçlardan çok süreçlerle ilgilenmeyi tercih ederiz. Çünkü o kadar her şeyi günlük yaşıyoruz ki zaten bir günlük gündemimiz ertesi güne taşınamıyor. Açıkçası beni esas ilgilendiren şey, açık açık söyleyeyim yani, seçim sonuçlarından çok seçimden sonra bayram tatili var. Ve bayram tatilinde ben biliyorum ki özel sektör emekçileri gene çalışmak zorunda olmamalarına rağmen, iş yasasında resmi tatillerle ilgili kısımda çalışma tamamen gönüllülük esasına dayanmasına rağmen işlerine gitmek zorunda olacaklar. Bire 1,5 ödenmeleri gerekirken aslında angarya çalıştırılıp o günün maaşını da almadan çalıştırılacaklar. Açıkçası beni o daha çok ilgilendiriyor. Onu söyleyeyim yani. Sonuç değil, süreç. Peki süreçten umduğunuzu buldunuz mu? Süreçle ilgili planlamanızda beklediğiniz karşılığı özür dilerim, gördünüz mü? Yani orayı nasıl yorumlarsınız o zaman? Yani şunu söyleyebilirim. Çıktığımız televizyon programlarında kendi fikirlerimizi ifade edebilme şansımız oldu pek çok kez. Fakat gazetelerde yeteri kadar haberlerimizin yer aldığını açıkçası görmedik. Bu noktada bağımsızlık yoluna bir karartma mı var diye sorarsanız, açık açık söyleyeyim. Evet, bağımsızlık yoluna ana akım medyada özellikle karartma olduğunu görebiliyoruz. Hatta adaylığımız bile diğer partilerin yanında duyurulmadı. Yani işte UBP'nin, CTP'nin, YDP'nin ve DP'nin siyasi partiye adaylığını geçerken Bağımsızlık Yolu'nun, Emekçinin Partisi'nin siyasi parti adaylığı duyulmadı. O açıdan yani sızlanmak için söylemiyorum yani bunu. Biz zaten eşit şartlarda mücadele ettiğimizi iddia etmiyoruz. Bunu kabul ettik zaten böyle olduğunu. Ama söylemiş olayım sorduğunuz madem. Biz kendi açımızdan... Emekçinin partisiyiz. Parti üyelerimiz hep emekçi. Emeğiyle çalışan insanlar. Bu süreçte hepimiz neredeyse işlerimize devam ettik. Arada bazı arkadaşlarımız izin aldı. İzinlerini sırf parti propagandası için kullandılar. Bu süreçte pankartlarımızı tuttuk, bildirilerimizi dağıttık. Programlarda ben partinin fikirlerini anlatmaya çalıştım. Halkla buluşmalar gerçekleştirmeye çalıştık. Bölge ziyaretleri gerçekleştirmeye çalıştık. Gücümüz oranında, kendi örgütlü gücümüz oranında, yani özellikle parti üyelerinin özverili bir şekilde çalışmasıyla bir şekilde
ulaşabildiğimiz kadar kesime ulaşmaya çalıştık. Ama bu gazete haberi meselesinde de özel olarak belki de bir parantez açmak istiyorum. Yani sizinle katıldığımız ya da diğer programlarda katıldığımız haberleri programları haberleştiren basın yayın sekreterliğinde çalışan arkadaşlarımız var ve çok yoğun bir dönemden geçtiler. Sürekli programlara katıldığımız için ve sürekli görüşmeler yaptığımız için bu haberleri görüşmeleri haberleştirdiler. Evet. Ama onların emeklerinin o haberleştirdikleri bilgilerin basına geçilmesine rağmen gerek internet gazetesi olsun gerekse sol olduğunu iddia eden ya da ana akım olduğunu iddia eden gazeteler olsun o gazetelerde yer bulmamış olması birazcık canımı yakıyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim ufak bir sitem olsun. Peki sebebi nedir Umut Bey? Yani bu bir maddi potansiyelle ilgili bir durum mudur herhalde? Bu neyle? Maddi bir potansiyelle ilgili değil, bu tercihle ilgili. Bu fikirlerin duyulmasının istenmemesiyle ilgili bir mesele bence. Yani bu, başka düşünemem bunu bu şeyi. Takım biliyorsunuz ki birazcık profesyonel işbirliklerde ya da profesyonel bir takım anlaşmalar var. Yani bunu biliyorsunuz, bildiğinizi biliyorum. Yani bununla ilgili bir durum mudur diye merak ediyorum. Bilmiyorum, eğer birilerine para verip de bağımsızlık yolunun haberlerini yayınlama diyorsa bunu bilemem. Bu yapılabilir mi? Yani bilmiyorum. O kadar mı korku veriyoruz patronlara diye düşünüyorum. Biz daha o kadar korku verecek düzeye geldik mi bilmiyorum. Evet, fikirlerimiz patronlara ve sermaye kesimine hatta Ankara egemenlerini rahatsız edecek fikirler. Ama o kadar büyük müyüz, o kadar korkutucu duruma kadar geldik mi bilmiyorum. Ama rahatsız oluyorlarsa demek ki doğru yoldayız. Yani süreç odaklı gidiyoruz dediğiniz için ben tabii yani refleks olarak ilk etapta pazar günü beklentiniz nedir diye sormak isterim ama süreç özelinde yani son düzlükte vatandaşların bağımsızlık yoluna size söylediğiniz görüşlere eğilimi, yönelimi 24 saat kala nedir, ne durumdadır? Bunu sormak isterim. Ha, şu açıdan söyleyebilirim. İki çeşit aslında tepkiyle karşılaştık daha çok. Yani iki uç tepkiyi tanımlayayım. O arada farklı tepkiler de vardı halkla görüştüğümüzde. Bir tanesi temel olarak hani artık bitti her şey. Evet. Hiçbir şey olacağı yok bu memleketten. Bitti gitti, toplum da mahvoldu. Zaten bu toplumdan da bir şey olacağı yok. Mahvettiler bizi bunun içinde. Böyle bir seçimdi, gideceydim daha, vereceydim daha, bir şey değişeceydi, bir kişi, hiç uğraştırmayın beni. Yani birazcık daha umutsuzluk, sandığa gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ama bir beklentisizlik ya da bunu söyleyip de gidip hala daha aynı rejim partilerine oy verir mi bilmiyorum. Ama böyle bir tepki vardı. Elbette biz o umudu yaratmaya çalıştık. Bu rejim partilerinin yarattığı, halkımız üzerinde yarattığı hayal kırıklığını, bu umutsuzluğu yıllardır aslında istikrarlı bir şekilde partiler gidip gelse de aynı politikaların devamıyla yoksullaşmanın arttığı, sömürünün arttığı, kadına yönelik şiddetin arttığı, doğanın talanının arttığı, gelecek kaygısının arttığı ve işte gençleri artık göç ettirecek kadar kötü duruma istikrarlı bir şekilde gitmemizin yarattığı yıkıntı bir şekilde umutsuzluğa sebep oluyor. Bunu anlıyoruz. Anlamıyor değiliz. Ama alternatifin de ancak mücadele yoluyla yaratılabileceğini, bu memleketin bizim olduğunu sahip çıkarak ama buna emekçilerin çıkarını koruyarak, sahip çıkarak aynı potada olmadığımızı, aynı gemide olmadığımızı, bir kesim zenginleşirken bir kesimin fakirleştiğini ve hesabını da o zenginleşen kesimden, sermaye kesiminden bütün uygulamalarıyla onlara yönelik tercihler yapan rejim partilerinden de Ankara egemenlerinden de sorulması gerektiğini ve bizim mücadeleye gücümüz neyse o kadarla ama sürekli artırarak ilkeli, tutarlı ve programlı bir şekilde gideceğimizi anlatıyorduk. İkinci tepki aldığımız, bravo be çocuklar.
Devam edin be çocuklar. Evet, zor bir yola çıktınız ama devam edin çocuklar, yılmayın çocuklar gibi bir tepkiydi. Ya da bravo abi, devam be abi şeklinde bir tepkiydi. Yani özet olarak geçiyorum. Elbette bunun ara tonlarında, yani bu iki uç arasında da vardı. Pazar gününe yönelik beklentim, dediğim gibi ben bu sorulara hiç cevap veremiyorum. Konsantrasyonum da hiç o tarafta değil çünkü. Hani öyle... Yani toplumun bütün kesimleri her yere ulaşabilip de hani her yerden veri toplayıp ortaya çıkarabileceğim böyle istatistiki bir sonuç da yok. Hani biz öyle şirketlerle falan da çalışmıyoruz. O yüzden o beklentilerden yani somut söyleyebileceğim size bir şey yok. Şöyle olur veya böyle olur diye. Bizim açımızdan ne olacağını söyleyebilirim ama biz ortaya koyduğumuz program çerçevesinde özel sektöre sendika gelmesi için, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi için, ultra zenginlerden servet vergisi alınması için, Aksa'nın sözleşmesinin feshedilip kamulaştırılması, Kıpte'nin özerk bir yapıya kavuşması için, 250 kW'a kadar enerjinin konutlara ücretsiz olarak verilmesi için, kumarhanelerin, otellerin konutlardan daha düşük tarifede ücretlendirilen elektriğinin daha yüksek ve kademeli bir şekilde artan şekilde çok tüketenden çok prensibiyle düzenlenmesi için her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezleri kurulması için kamusal sağlık, kamusal eğitim, kamusal toplu taşıma hakkımız için, sosyal konut hakkımız için, polisin sivile bağlanması, geçici 10. maddenin kaldırılması için, Ankara ile imzalanan protokollerin iptal edilmesi için, çağdaş bir vatandaşlık yasası yapılması için, içinde yıl kriteri, hukuk kriteri, kültür sınavı olan ve kota olan, mücadele etmeye, devam etmeyin, bizim program çok uzun, ekolojiden ulaştırmaya, hayvancılığa, kooperatifçilik için, pek çok madde için, hep sürekli anlatmaya çalıştığımız somut önerilerimiz için mücadele etmeye devam edecek. Meclise girsek de mücadele etmeye devam edecek. Meclis dışında kalsak da mücadele etmeye devam edecek. Örgütlenmeye devam edecek. Girebildiğimiz, sızabildiğimiz bütün her yere sızmaya devam edecek. Bu halka reva görülen bu sefaleti, bu halka reva görülen iradesizliği, bu halka reva görülen yoksulluğu kabul etmiyoruz. Bunun bir kader olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunların hepsinin bir tercih olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ve bu tercihleri ters yüz etmek için sürekli mücadele etmeye, sürekli örgütlenmeye ve toplumsal mücadeleye verebildiğimiz kadar katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bizim açımızdan durum budur. Tercihleri, değer yargılarını değiştirmek tabii kolay değil. Ben bir de şu vardır, bunu birazcık seçim formatından çıkarıp biraz sohbet formatına çevireyim. Başında söylediğim soruda yani zaman zaman ülkemizde ana akım siyasi partiler diyelim ya da işte büyük siyasi partiler diyelim, alternatif yerler yaratılmak istendiği çok. Ve alternatife ben de bir vatandaş olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyorum her zaman. Yani bu alternatifler içerisinde. Fakat çıktığı zaman da genelde uzun soluklu ama bağımsız yolu benzer, aynı değil. Yani uzun soluklu olmadığını görüyoruz. Yani yine bir bu güce yönelim, işte büyükten yana yönelimle ilgili bu kez... Halkın Partisi ördeğin gibi. Yani kendisini yani kendinizi ifade etmekte bağımsız yolu daha kendini iyi ifade edebiliyor, kendisiyle ilgili iyi anlatabiliyor. Ama işte bu söylediğiniz, başında söylediğiniz olay, yani tercih meselesini kırmakta atomu çok, parçalamak kadar zor diyorsunuz. Yani çok yani çok daha fazla efor harcamak gerekiyor. Ben harcanan her çabaya saygım vardır. Bu anlamda sizlerin işleri daha da zor olduğunu her platformda söylemeye çalışırım, söylerim. Yani elbette sonuç sizin için önemli olmayabilir. Süreç vurgusunu yaptığınızda çok daha iyi anlayabiliyorum ya söylediğinizi. Yani siz bir süreç içerisinde kendinizi çok daha iyi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda kolay gelsin tabii. Yani bunu söylüyorum. Kolay değil işiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Tercih noktasını kırmak kolay değil bu ülkede mevcut
birazcık katılıyorum. Sosyolojik anlayışımız için. Yok, katılıyorum. Bence hiçbir ülkede kolay değil. Hele sosyalist bir işçi partisinin siyasette ana akım siyasetlerle kapışmaya kalkması, onlarla rekabet etmeye kalkması hiç kolay bir şey değil. Ama biz zaten bunun hani kolay olmayacağını önceden biliyorduk. Bunu böyle kabul edip yola çıktık. Bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Biz diyoruz ki taşı delen suyun şiddeti değil, suyun kuvveti değil, suyun sürekliliği. Biz sürekli bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Aslında bütün anlatmaya çalıştığımız şey bu. Biz hiçbir yere gittiğimiz yok. Buradayız. Burada bu taşı sürekli dövmeye devam edecek. Ta ki o taş aşınıp kırılana kadar. Elbette bu belirli bir süreye alabilir bizim belirli gücü biriktirmemiz, onu aşındırmamız. Ama eğer burada yaşıyorsak, hani böyle kısa vadeli çözümlerden çok, birazcık daha uzun vadeli sabır ve sebatı önümüze almamız gerekiyor. Biz sabırlı, kararlı ve emin adımlarla yürümeyi tercih ediyoruz. Yoksa şöyle çok güzel bir laf var. Kestirme yol aslında en uzun yoldur diye. Biz sürekli kestirme yollar arıyoruz böyle hayatımızı daha iyi yapabilmek için. Ama o kestirme yollar aslında yolu daha da uzatıyor. Bunun bir örneği işte bu bahsettiğiniz şeyde Halkın Partisi sürecinde yaşandı belki de. Yani iki ana akım siyaset aslında ekonomik olarak uyguladıkları da çok farklı değil bize göre. İşte Kıbrıs sorununda birazcık ayrışıyor Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi. Onun dışında çok benzer uygulamaları var. Yani Eğitim Bakanlığında da, Çalışma Bakanlığında da, hükümette de birbirlerinin devamı uygulamaları yapabilmişler bu zamana kadar. Yani bu somut olarak böyle istikrarlı bir yapı var o açıdan hükümet mekanizmasında. Çünkü hükümet iktidar değil. Ama işte Halkın Partisi çıktı ve işte bir liyakat dedi, hukuk dedi, temiz siyaset dedi vesaire. Buradan bir aslında yaratılan hayal kırıklığı, bu partilerin yarattığı hayal kırıklığına yeni bir umut olmaya çalıştı. Ve bu anda böyle hızlı bir büyümesi de oldu Halkın Partisi'nin. Fakat aynı rejim partilerinin, aynı uygulamalarının bir devamı olduğunu gördük zaten Halkın Partisi'nde. Çünkü tariflenmiş bir siyaset yoktu ortada. Net bir siyasal program yoktu. Kimin yanında durduğunu, kimi karşısına aldığını tam olarak tarif etmiyordu. Biz netiz bu konuda. Emekçilerin yanındayız, sermayenin karşısındayız. Kıbrıs'ı Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkının yanındayız. Buna müdahale eden Ankara egemenlerinin karşısındayız. Ya da bunu hiçbir zaman kabul etmeyen Kıbrıs'ta elen şövenistlerinin karşısındayız. Nereden gelirse gelsin şövenizmin ve milliyetçiliğin de karşısındayız. Bizim açımızdan siyaset çok net. Ama bu net olması da birazcık büyümemizi yavaşlatıyor olabilir. Çünkü biz halka gerçekleri söylüyoruz. Biri bana sorduğunda 26'sında nasıl bir değişim olacak diye, öyle çok büyük bir değişim beklememeleri gerektiğini halka anlatıyoruz. Çünkü değişim ancak örgütlü mücadeleyle gelir. Öyle bir kişiyle gelmez. Ha, bir kişinin oraya girmesi, yani örnek veriyorum, işte bu rejim partileri zaten orada, yani diğer siyasal partiler zaten orada. Başka bir siyasetin girmesi evet bir şey değiştirir. Ama büyük bir devrim niteliğinde hayatı bir anda alt üst edecek, günlük hayatımıza etki yaratacak bir değişim yaratmaz. Yaratacağı değişim emekten yana meselelerin artık mecliste de tartışılıyor olmasını sağlar. Yani bizim zaten sokakta, medyada bulabildiğimiz tüm araçlarla siyasete müdahale etmeye çalıştığımız noktaya bir araç daha elde etmiş oluruz. Meclisi de bir mücadele alanına çeviririz. Emekten yana bir siyaset için. Rejimden ya da rejimi daha iyi yönetmekten yana değil. Yani açık söyleyelim, bu rejim çürüyor ve yönetilecek gibi değil. O yüzden bu rejimin yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi lazım. Fakat toplumsal düzenler öyle binaların yıkılması gibi değildir. Hani bir dinamit koyarsınız, yıkarsınız, sonra yenisini yaparsınız. Hayır, öyle değildir. Toplumsal düzenler yıkılırken inşa edilir. O yüzden bize aynı zamanda bir inşa süreci de lazım. Yıkım sürecinin yanında. Evet. Bunun için de somut alternatifler koyulması lazım. İşte biz o yüzden özel sektöre sendika diyoruz.
İşte biz o yüzden asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslensin diyoruz. İşte biz o yüzden kamusal sağlık, kamusal eğitim, kamusal toplu taşıma diyoruz. Yapısal olarak dönüşümleri inşa eden bir siyaseti de ortaya koymamız lazım. Çünkü zaten toplumun içerisinde kamusal sağlık hakkı için, kamusal eğitim hakkı için, toplu taşıma hakkı için, çevre hakkı için, kadınların özgürleşmesi için, emek mücadelesi için mücadele eden pek çok kurum, örgüt, insan var. Ama bunların bir de siyasal yansımasının da olması lazım. İşte bağımsızlık yolu onu yapmaya çalışıyor. Bunu da meclisin içerisine sokmaya çalışıyor. Biz biliyoruz ki orada bu meseleler tartışıldığında toplumda umut da büyüyebilecek. Çünkü mücadele ettiğiniz zaman umut vardır. Zaten umut ve mücadele etmenizi de sağlar aynı zamanda. Ama siz zaten mücadele etmiyorsanız, siz zaten hareketsizseniz, zaten bir şey değişmez derseniz zaten umut olmayacak. Ama eğer bir şeylerin değişmesi için bir mücadele etmeye başladıysanız, maddi olarak da, maddi dediğim yani fiziken de umudu yaratmış olursunuz. Çünkü beklentiyle ilgili bir şeydir bu. Zorladığınız sürece, hareket ettiğiniz sürece, değiştirmeye çalıştığınız sürece umut vardır. O yüzden biz umudun emekçilerde olduğunu söylüyoruz. Neden? Çünkü değişimden çıkarı olan bu hayatta, İçinde yaşadığımız toplumsal düzenin içerisinde değişimden çıkarı olan kesimin emekçiler olduğunu tespit ediyoruz. Bu bizim için nesnel bir gerçeklik. Hani öyle orasını tercih ettik diye değil, siyaseten baktığımızda toplumu analiz ettiğimizde değişimden çıkarı olanın emekçi kesimler olduğunu, özel sektör emekçileri, esnaf, serbest çalışanlar, kamu emekçileri, küçük belki de yanında çalıştırdığı insandan pek de farklı çalışma koşulları olmayan küçük işletmeler, bu kesimlerin değişimden çıkarı var. O yüzden çıkarı olanın da değişimi yaratma potansiyeli var. Yani bu sadece bağımsızlık yolunun vereceği bir mücadele değil. Bu kesimlerin ortaklaşmasıyla somut hedefler üzerinden verilebilecek bir mücadele. Ve biz siyasal anlamda buraya ayrı bir hat açmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Meclise girersek de yaratabileceğimiz etkinin o arzu ettiğimiz süreci bir şekil katalizör etkisi yaratıp biraz daha ileriye taşıyabileceğini düşünüyoruz. Mecliste tek vekillik, özel sektörde sendika, bu arada tekrar edeyim, biraz format dışına çıkıp tabii söyleyeyim. Özel sektöre sendika benim de olması gerektiğini düşündüğüm bir durum. Hı hı. Gerçi kamudaki sendikal anlayışın ben çok çağdaş olduğunu düşünmüyorum. Yani katılıyorum. Özel sektörde bir kişiyle bunu yapabilecek bir yani bir domino etkisi gösterebileceğini düşünüyor musunuz? Yani bir kişiyle olur mu bu iş? Domino etkisi gösterebileceğini düşünüyoruz. O domino etkisini zaten 2014 yılından itibaren bunun için mücadele ederek başladık. Yani ona bakarsanız benzer bir örnek vereyim. 2018 yılında özel sektöre sendikaya dönerim ama asgari ücret üstünden döneyim. 2018 yılında bir asgari ücretle ilgili yasa tasarısı, evet, hazırladık. Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi üzerine. O zaman çok dikkate alınmadık. Dörtlü hükümete götürdük. Dinlemediler. Umursamadılar. Sendikalar da sahiplenmedi o dönem bunu. Diğer siyasal partiler de sahiplenmedi. Yalnız biz 2018 yılından beri asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücretlilerin çıkarına çalışmayan bir mekanizma olduğunu ve bunun bir standarda bağlanması gerektiğini ısrarla, bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam ettik. Bildiri yazdık, köşe yazısı yazdık, eylem yaptık, programa çıktık, anlattık, seçime çıktık, anlattık. Ne oldu? 2022 erken seçimlerinde o dörtlü hükümette önerimizi reddeden Halkın Partisi bunu billboardlara yazdı. Şimdi bunu savunan sendikalar var. Daha geçen gün gördüm, Türksen savunuyorduk aynı talebi. Ya da buna bugüne kadar asgari ücretle ilgili tek söz söylememiş ama seçime girdiği için bununla ilgili bir şey söylemek zorunda olduğunu hissettiği için dönüp burada hazır toplumda kabul edilmiş bir talep var, o zaman ben de yazayım bunu programa diyen siyasetler var. Sorun yok. Bizim için herkes sahiplensin zaten bu talebi. Biz zaten herkes gerçek anlamda sahiplenmek isteyen insan sahiplensin ve talep yayılsın. Ta ki bunu gerçekleştirene kadar. Mesele bağımsızlık yolunun yapıp yapmaması değil. Mesele bunun hayata geçmesi çünkü bizim için önemli olan. Demek ki o domino taşını yaratabiliyoruz.
Henüz sonuç elde edebildik mi? Hayata geçti mi? Geçmedi. Ama bu seçimde de anlattık bir kez daha. Bu seçim bittikten sonra da asgari ücret tespit komisyonu gene toplanacak. Orada da anlatmaya devam edecek. Belki bir karar ödeyecek, sonra da anlatmaya devam edecek. Bu domino taşları böyle böyle devam edecek. Biz bu konuda kararlıyız. Ta ki gerçekleşene kadar. İnadımız inat o konuda. Evet, bir kişi o etkiyi yaratabilir. Çünkü bir kişinin öyle bir programı var ki, bağımsızlık yolunun programı ve yanında öyle yoldaşları var ki, hani biri mecliste olduğu zaman aynı zamanda meclis kapısının dışında sokakta da olacak yoldaşlarım olacak. Sadece ben orada tek başıma olmayacağım. Öyle bir program var ki evet değişiklik yaratabilir. Çünkü bahsettiğim sorunların hiçbiri mecliste tartışılmıyor. Yani hepimiz biliyoruz değil mi? Resmi tatiller yasasında özel sektör çalışanlarının çalışmak zorunda olmadığını. Ama çıkıp orada bu mecliste tartışılıyor mu? Tartışılmıyor. Özel sektöre sendika tartışılıyor mu? Tartışılmıyor. Alternatif bile sunmuyorlar. Sadece tek bir alternatif var özel sektöre sendikalaşma için sunulan. O da bağımsızlık yolunun sunduğu alternatif. Diğer hiçbir parti... UBP'si, CTP'si, YDP'si, DP'si, Halkın Partisi, TDP'si, dışarıda kalanı bu konuda net bir alternatif sunmuyorlar. Meclisteyken de sunmuyorlardı. Yani bir tek Zeki Çeler sunmuştu. O da bağımsızlık yolunun önerisini sunmuştu. Daha sonra bakanlık koltuğuna oturduğu zaman unuttu. O ayrı mesele. Bizim öyle bir niyetimiz yok, açık söyleyelim. İçeriye girdiğimizde bu talepleri unutmak için içeriye girmeyi arzulamıyoruz. Biz bu talepleri, bu kavgayı oraya da taşıyabilmek için. Birazcık da o rejim partilerinin bu konuda ne düşündüğünü halkın geriye kalanının da duymasını istiyoruz. Çünkü biz evet burada belirli bir kesime ulaşabiliyoruz ama belirli bir kesime de hiç ulaşamıyoruz. 2018 yılından beri savunduğumuz mesela asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve endekslenmesi talebini bu seçim duyurabildiğimiz insanlar var. Daha bu zamana kadar hiç sesimizi duymamışlar. Belki bağımsızlık yolunu bile duymamışlar. Talebimizi de duyuramamışız. Ama mecliste olduğumuzda işte o bahsettiğiniz değişimi, o statükoyu biraz daha kırabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim için her şey çok net. Sayfa sayfa yazdık neyi, nasıl yapılması gerektiğini. Öyle sadece ne biçim iş yapıyorsunuz, halkı düşünmüyorsunuz, biz anlamadık yahu demek gibi bir niyetimiz yok. Bize yakışmaz zaten öyle bir siyaset. Biz neden bunu yapmıyorsunuz? Neden halkın çıkarına olan alternatifleri hayata geçirmiyorsunuz da sermayenin çıkarına olan alternatifleri hayata geçiriyorsunuz diye soracağız muhalefetimizi yaparken. Şöyle diyecek mesele, mesela neden hala daha bir sektör haline gelmiş üniversitelerden kurumlar vergisi almıyorsunuz? İçinde benzincisi olan, turizm şirketi olan, bankası olan, aklınıza gelebilecek her türlü yan şirketi kurmuş, holdingleşmiş şirketlere, üniversitelere hala daha neden kurumlar vergisinden muaf tutuyorsunuz da vergi almıyorsunuz? Hala daha niye teşvik veriyorsunuz? Diyorsunuz ki, mesela bu çok söylenen bir şeydir, yalandır, yalan diyeceğim artık, işte... Bütçenin %80'i memur maaşlarına gidiyor. Bu bir yalan. Hem de külliyen yalan. Bütçenin %80'i maaşlara ve cari harcamalara gidiyor. Peki cari harcamaların içerisinde ne var? Sermayeye dağıtılan teşvikler var. Bunun adını net koyalım. Memur maaşlarına giden, o hani memur kamu çalışanlarına giden para bütçenin 32'si. %32'si. Bunun OECD ortalaması da %28. Yani evet üstündeyiz OECD ortalamasının kabul. Ama öyle çok da abartıldığı kadar değil. Bu %40'lardaydı 90'larda. Bugün %32'lere indi ve inmekte. Daha da indirilebilir yöntemini de söyleyeyim hemen. Geleceğim. Ama aradaki o %32 çık %48 var ya hani %80 gidiyor dedikleri. O %48 de cari harcamalar yoluyla sermaye teşvik olarak gidiyor. Ama ondan sonra da kamu çalışanlarına hedef gösteriyorlar özel sektör çalışanlarına. Bir örnek vereyim. Bu Ahmet Kaptan'ın, sevgili Ahmet Kaptan'ın yılların sendikacısı yaptığı bir çalışma.
ek mesailerle ilgili biliyorsunuz çok ciddi tartışma konusudur kamudaki ek mesailer. Çok ciddi bir de külfettir bütçeye. Şöyle bir çalışma yapmış Ahmet Kaptan. Lise mezunu, üniversite mezunu ve uzman doktorlardan oluşan 1000 kişilik bir istihdam listesi hazırlamış. Ve 1000 kişilik istihdam listesinin Ocak 23'e göre kamuya maliyeti, yani maaşların oluşturacağı maliyet 311 milyon, işte küsuratı 524 bin, 311 milyon. Evet. 2022 yılı için ödenen toplam ek mesai 570 milyon TL. Yani siz 1000 kişilik istihdam yapıp 311 milyon TL öderseniz ve vardiyalı sisteme geçip çalışanları rahatlatırsanız ek mesai külfetinden kurtulursunuz. Cebinizde de 260 milyon TL'niz kalır. O 260 milyon TL ile artık okullara mı yatırım yaparsınız, hastaneye mi yatırım yaparsınız, başka bir yere mi yatırım yaparsınız, halkın diğer ihtiyaçlarına yatırım yaparsınız, orasını bilemem. Ama bu ek mesai sorununu esas çözmenin yöntemi kamuya istihdam yapmak. Belirli branşlarda doktor eksikliğimiz var, hemşire eksikliğimiz var, öğretmen eksikliğimiz var. Belirli branşlarda gümrük çalışanı eksikliğimiz var. Pek çok alanda. Halbuki kadro sayısı olarak açılmış, mesela kadro olarak çalışması gereken 10.991 kişi olması gerekirken kamuda bugün 4.981 civarında kamuda fiili çalışan insan var. Aslında bize sürekli yalanlar söyleniyor. Bunun sebebi de esas parsayı götüren, esas zenginliğine servetine servet katan ultra zenginleri görmeyelim diye. Bizim sürekli bankalara artan bireysel kredi borçlarımız artıyor. Bakıyoruz bankaların karlarına %300'de katlanmaya devam ediyor. Biz sürekli daha az benzin koyuyoruz. Akaryakıt şirketleri karlarına kar katmaya devam ediyor. Aksa karına kar katmaya devam ediyor. Oteller karına kar katmaya devam ediyor. Kumarhaneler karlarına kar katmaya devam ediyor. Özel üniversite patronları, özel hastane patronları karlarına kar katmaya devam ediyor. İthalatçılar özellikle bu krizi fırsat bilip enflasyonun üstüne daha da ekleyip karlarına kar katmaya devam ediyorlar. Şöyle net bir şekilde ayıralım. Bir kesim var. Çok azınlık bir kesim semirdikçe semiriyor ama öbür taraftan da biz o düzensizliğin içerisinde, o denetimsizliğin içerisinde sürekli birbirimizle didişiyoruz. Artık hedefi doğru seçmemiz gerektiğini düşünüyoruz biz ve bağımsızlık yolu olarak ultra zenginlerden servet vergisi alınması, bunca yıldır vermedikleri vergiyi bir defada almamız gerektiğini söylüyoruz. Ama bunu da açıkçası rejim partileri yapamaz. Çünkü en son süreçte gördük ki kendi yaptıkları piyangoların KDV'lerinin bile vergisini vermiyorlarmış. Vermiyorlarmış. En son yaşadığımız süreç biz zorla vergi verdik ya. Yani kendi yaptığımız piyangonun ki küçük bir piyango. Yani 20 liralık 30 liralık bilet satıyoruz zaten piyango bileti. İşte ceviz macunuydu, çakıs desti, hellim idi, saç kesme, berber idi. En yüksek ödülümüz işte bisiklet yaptığımız. Kendi yaptığımız piyangonun KDV'sini vermek için vergi dairesiyle bir yıl mücadele ettik. Bize dediler ki siyasi partiler vergi vermiyor, KDV ödemiyor. Hayır diyoruz, ödüyorlar. Baktık yasaya, öyle geldik. Hayır, ödemiyorlar. Gidiyoruz, yasaya bakıyoruz, muhasiplerimiz inceliyor, avukatlarımız, hukukçularımız inceliyor, ödememiz gerekiyor. Gidiyoruz, kavga ediyoruz, ödememiz gerekiyor diye. Hayır, vermeyeceksiniz, KDV almıyoruz sizden diyor bize vergi dairesi. Çıldırdık, en son dedik ki tamam, kabul, bize o zaman bir yazı verin. Vermememiz gerektiğine dair bilgi, resmi bilgi başvurusu yaptık, bilgilendirme başvurusu yaptık ve bize deyin ki resmi olarak bize vermememiz gerektiğini söyleyin. En sonunda bir senenin sonunda, bir seneyi aşkın bir sürenin sonunda cevap geldi, bu sürecin sonunda daha doğrusu cevap geldi ve dedi ki bize vergi dairesi, evet ödemeniz gerekiyor. Bir sene kavga ettik bunu ödemek için, sonra gittik ödemek için, dedik ki geldik ödemeye. %16 alacak dediler. Yalnız dedik %5'tir onun KDV'si. Bu sefer onun için kavga etmeye başladık. %16'ydı %5'ti. %16'ydı %5'ti. Gene gittik yasayı aldık götürdük. Ve
bir daha gösterdik %5 olduğunu. Kabul ettiler, %5'ten ödeyecekler. Bu sefer de dediler ki yalnız gecikme faizi de alacak sizden. Dedik bizim hatamız değil, biz ödemek için zaten ilk günden geldik, siz kabul etmediniz. Sisteme başka türlü yazamayık. En sonunda mecbur, sistem başka türlü yazılmıyor diye gecikme faizini de ödedik. Ama zorla yaptığımız küçücük piyangonun KDV'sini ödemek için bir yıla aşkın süre mücadele ettik. Ve bu süreçte anladık ki siyasi partiler yaptıkları, çünkü belli ki böyle bir uygulama yokmuş yani vergi dairesinde. Orada çalışan insanlar bilmiyorlarmış. Daha %16'yı %5 almaları gerektiğini bilmiyorlarmış. Siyasi partilerin KDV vermelerini gerektiğini bilmiyorlarmış. Demek ki böyle bir pratik yok. Yani o Mercedesler, BMW'lar, altınlar dağıtan, on binlerce biletler basıp biletini 100 liradan satan o koca koca partiler vergi kaçırıyorlarmış. Şimdi kendisi vergi kaçıran partilerin gidip ultra zenginlerden vergi almasını bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz, açık söyleyelim. Ama biz bunun peşine düştük. Gittik en son bilgi edinme başvurusu da yaptık bu konuyla ilgili. Herhalde birkaç ay içerisinde cevap gelecek bize. Hangi partiler ödüyormuş, hangi partiler ödemiyormuş onu göreceğiz. Peki. Ben size bu süreçte başarılar diliyorum. Pazar günü. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Bu akşamki yayında da başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Söylemenizin, beklentilerinizin gerçek olmasını, gerçeğe dönüşmesi için yaptığınız çalışmaların başarıya ulaşmasını diliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yo, aslında yani çok uzun detaylı programdan bir şeylerden bahsedebilirdim. Çok uzun olacak, kısa olmayacak ekleyeceksem. Ama belki bu kamuda taşeron meselesiyle ilgili küçük bir böyle bir şeyler söylemek isterim. Her şeyden bahsedemiyorum. Bazen eksik bıraktığım kısımlar oluyor. Biz kamuda taşeronun derhal son bulması gerektiğini savunuyoruz. Bu 90'lı yıllarda başladı. Önce hastanede yemek hizmetleri taşerona devredildi. Sonra güvenlik hizmetleri taşerona devredildi. Belediyelerde taşeron işçiler çalıştırılıyor. Gümrükte taşeron işçiler çalıştırılıyor. Okullarda taşeron işçiler çalıştırılıyor. Özellikle hademe olarak. Bir kere bu durum anayasaya aykırı. Anayasa diyor ki kamunun verdiği sürekli ve daimi işler kamu görevlileri eliyle verilir. Anayasa söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Elbette anayasanın denilmesi bu rejim partilerinin zerre umurunda değil, ancak kendi çıkarlarına dokunursa akıllarına geliyor anayasa. Ama anayasa bu ülkede her gün deliniyor. Kamusal sağlık hakkı ihlal edildiğinde deliniyor. Kamusal eğitim hakkı ihlal edildiğinde deliniyor. Kıyılara erişim hakkı ihlal edildiğinde deliniyor. Kamudaki taşeron uygulamasıyla deniliyor. Peki ne oluyor bu kamudaki taşeron meselesi? Çok basit. Aslında parayı devlet veriyor gene ihale yoluyla. İhale yoluyla işte bir şirkete devrediyor. Yani para gene devletten çıkıyor. Önce taşeron şirketin kasasına giriyor. Sonra taşeron şirketin kasasından çıkıp emekçilere kölelik ücreti olarak ulaşıyor. Aslında özel sektör emekçisi durumunda kamudaki taşeronlar bazen asgari ücretin altında ücret alıyorlar. Dönemsel olarak belirli yerlerde. Neden bu böyle? Ama bu arada aslında kamuda çalışıyorlar. Yani görev yerleri kamu binaları, kamuda çalışıyorlar. Amirleri kamuda. Hiç görmedikleri patronları amirleri değil aslında. Yani taşeron şirketler arada ne yaptığı belli olmayan, kime ne faydası sağladığı belli olmayan şirketler olarak duruyor. Ve bu uygulamadan aslında kazancı olan hem kamudan hizmet alanlar olur, yani kamudaki taşeronun son bulmasından, aynı zamanda kamu emekçileri, yani bu emekçiler de olur, kamu maliyesi de rahatlar bu açıdan. Yani tek kaybeden de taşeron şirketler olur. Onu vurgulamam gerekiyor ve bu uygulama iyice yaygınlaştı. Yarın öbür gün belki kamuda televizyoncular da, mesela sizin gibi sunucular da taşeron şirketler tarafından görevlendirilebilecek duruma gelebilir eğer bu uygulama devam ettiği zaman, ya da öğretmenlere de sıra gelebilir. Çünkü bu uygulama sürekli yayılıyor, taşeron uygulaması. Aslında bu bir
sömürü modeli. Hiçbir sosyal güvenceleri yok, hiçbir söz hakları yok, örgütlenme hakları da yok ve kamunun da elde ettiği hiçbir fayda yok bu durumdan. O yüzden biz kamuda taşeronun derhal sonlandırılması gerektiğini savunuyoruz ve şu anda kamuda taşeron işçi olarak çalışan işçilerin eğer kamuda örgüt iş yapma yeterliliği varsa önce onlara şans tanınarak derhal kadrolanmaları gerektiğini, kadrolu kamu görevlisi olarak istihdam edilmeleri gerektiğini savunuyoruz. Teşekkür ederim Umut Bey. Kolay gelsin. Tekrar edelim. Pazar günü başarılar dileriz. Çok sağ olun katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmeniz için. Yerel izleyenler bağımsızlık yolundan Umut Ersoy ile aslında seçim yayınlarımızda burada tamamlamış olduk. Kendine başarılar diledik. Pazar günü demokrasi sınavında ülkemizin başarıyla çıkmasını istiyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlık kalın efendim.